Ve bu toplantı sonrasında reel sektörün desteklenmesi, istihdamın arttırılması, reformların devam edilmesi, reformların tekrar kaldığı yerden devam edilmesi ve hızlandırılması, kamuda tasarruf yapmaya devam edilmesi gibi hususlarda karar almıştık ve bu kararların teknik çalışmalarının tamamlanmasına mütakip bugün bu kararların bazılarını, önemli olanlarını, hemen devreye girecek olanlarını kamuoyuyla, vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Reel sektörünün, yani üretimle, istihdamla, ihracatla uğraşan sektörün sıkıntılarını biliyoruz. Yatırım yapan, üreten, Türkiye'nin değerine değer katan, ihracat yapan bütün kesimlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu çerçevede bugüne kadar aldığımız tedbirlere ilave olarak yeni bir tedbir daha almış bulunuyoruz. Bunlardan birincisi, firmaların piyasada nakit ihtiyaçları var. Nakit sıkıntısı var. Bu nakit sıkıntısını rahatlatmak, işlerini genişletmelerini sağlatmak, hatta istihdamı arttırmak için hazine kefaleti getirmek suretiyle kredi garanti fonunun kefaletiyle 250 milyar liraya kadar bir kredi hacmi oluşturuyoruz. Bu ne demektir? Piyasada KOBİ'ler, büyük işletmeler, ihracat işiyle uğraşanlar, yani ekonomimizi ayakta tutan bütün sektörlere nakit sıkışıklığını giderecek ve işlerini düzene sokacak yeni bir kaynak oluşturuyoruz. Önemli bir kaynak. Yani bugün 40 milyar civarında sıkışıklığı olan firmaların toplam hacminin 40 milyar olduğu düşünülürse, bunun çok çok üzerinde 250 milyar liralık yeni bir kredi hacmi getirmiş oluyoruz. Burada ağırlıklı olarak bundan KOBİ'ler yararlanacak. Yani küçük işletmeler, esnaflar, orta ölçekteki işletmeler yararlanacak. Ayrıca ihracatla uğraşanlar da yararlanacak, ticaretle uğraşanlar da bundan istifade edecek. İhracat kredilerinde garanti, yani teminat %100, KOBİ'lerde %90, ticari kredilerde %85 uygulanacak. Demek ki KOBİ'ler istihdamımızın %65-70'ini oluşturan, firma sayısı olarak %98'ini oluşturan, ihracatımızın yine %60'tan fazlasını oluşturan KOBİ'lere burada bir ilave kıyak yapmış oluyoruz. Buna da ihtiyaç var. Çünkü bunlar ekonomimizin bel kemiğini oluşturuyor. İhracatta niye %100? Çünkü ihracatçı satıyor, sattığının parasını da hemen alıyor. Çok kısa vadeli bir şey. Orada bir sıkıntı yok. Bu nasıl olacak? 250 milyar lirayı vereceğiz de, böyle bir kaynak oluşturacağız da, bunun karşılığı var mı yok mu diye hemen
soru akla gelebilir. Burada bir kere bütçe açığını arttıracak, yeni borçlanma gerektirecek planlanan dışında bir düşünce yok. Bunu bilmekte fayda var. Bu sadece 2017 bütçesinden ve arizi gelirlerden gelen paralarla karşılanacak. Bütçeden nasıl karşılanacak? Bütçe kalemleri arasında bazı kaydırmalar yapmak suretiyle bunu gerçekleştirmiş olacağız. Birinci ve en önemli tedbir budur. Bu tedbir iş dünyamıza, üretim yapan tesislerimize, ihracat yapan, yeni iş, aş imkanı sağlayan bütün iş dünyamıza çok ciddi bir rahatlama getirecek. Hayırlı uğurlu olsun. Bunun ikinci ve bunun devamı olan konu da 2017'de özel sektör yatırımlarını daha da teşvik etmek, artmasını sağlamak amacıyla imalat sanayine yatırım teşvik kapsamındaki projelere artı destek vermek. Yani yatırımda ciddi bir yatırımın teşvik edilmesinde ciddi bir seferberlik başlatıyoruz. Biraz daha detay verirsek 2017 yılında yapılan imalata yönelik yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranını mevcutun üzerine %15 daha arttırıyoruz. Öyle mi Naci Bey? Tamam. Kurumlar vergisi indirimini tam olarak uygulayacağız. Bu ne demek? Yani yok, sadece o yatırımla sınırlı değil, bütün işinin içerisinden bunu kullanabilecek. Gayet güzel aslında yani. Biz de mi başlasın? Yani güzel bir iş. Kurumlar vergisi indirimini tam olarak uygulayacağız. Onu söyledik zaten. Teşvikin tamamını diğer kazançlara uygulama imkanı getireceğiz. Burada Nihat Bey biliyor galiba. Bu da aynı konuda, teşvikin tamamını önceden 5 yıla 10 yıla kadar giden indirim tutarlarını %80'e kadar bir müsaade etmiştik. Şimdi %100'ünü derhal tüm kazançlarından indirebilecek. Yani bu kurumlar vergisine benzer teşvik tarafındaki bir uygulama olarak yürürlüğe girecek. Gerekirse aynı yıl tüm kazançlarından indirerek bir dahaki yıla sarkmayacak. Evet. 2017'deki yatırımlarıyla ilgili. Yatırıma yönelik inşaat işlerinde KDV iadesi vereceğiz. Bunu zaten yapmıyor muyuz? Halihazırda inşaat işlerinde ödenen KDV'yi indiremiyor. İade hakkı yok. Ama yapılan bu düzenlemeyle 2017 yılında yapılan yatırım harcamaları için yıl içerisinde yaptığı harcamaların karşılığında ödediği KDV'yi tamamını yarı olarak alabilecek. Yani bu inşaat işlerinde yeni bir uygulama, yeni bir kolaylık, ilave bir imkan olarak geliyor. Lütfü Bey, sen bir şey mi söyleyeyim? 2017'yi konuşuyoruz. Zaten teşvikler, bütün bunlar yaptığımız açıklama arkadaşlar 2017. 2018 gelince de o zaman 2018'e de bakarız. Ona göre, gelişen şartlara göre değerlendiririz. Şu anda bu seneyi konuşuyoruz. Önümüzdeki seneyi konuşuyoruz. Tabii KDV iadelerinde de gecikme şikayetleri var. Bunları da hızlandırmamız lazım. Naci Bey. Tamam. Yani bunu da bir kenara not edeyim. Burada yazmıyor ama bu da bizim vatandaş adına bizim talebimiz. Önemli iyileştirmeler yaptık da aldık. Tamam.
istihdamı arttırmak, korumak artı arttırmak. Yani iş yerleri kapanmasın, onlar işte kredilerle desteklenecek, istihdam korunacak ama arttırmak için de biz bazı tedbirler alıyoruz. Bu tedbirler özel sektör işverenlerinden, asgari ücret desteğinden yararlananların bu destekten yararlanmalarına esas prim ödeme gün sayısına karşı gelecek şekilde 2017 Ocak, Şubat, Mart 3 ay 3 aylık primlerini 2017'nin Ekim, Kasım, Aralık ayına öteliyoruz. Yani Ocak'ta, Şubat'ta, Mart'ta bu SSK primlerini, sosyal güvenlik primlerini ödemeyecekler. Ne zaman ödeyecekler? Senenin son 3 ayında ödeyecekler. Bunu da aynı şekilde ödeyecekler, değil mi? Yani her ay. İlave yük gelmeden. Faiz yürütmeden. Faiz yok. Ocak'ta ne 100 lira para ödeyecektin? Erteliyoruz. Ocağınkini Ekim'e. Şubat'ınkini Kasım'a. Mart'ınkini Aralık'a. Aynı para. Enflasyondan, kur farkından falan etkilenmeden. 9 ay faizsiz erteleme. Yani diyoruz ki burada devlete vereceğim parayı sonra verirsin kardeşim. Önce işine harca, acil konularına ayır, sonra bize gelirsin. Biz bekleyebiliriz ama piyasa beklemez, maaşlar beklemez. Sen vatandaşları, işçilerini çalıştırmaya devam et. Bu yükünü, bu yükümlülüğünü daha sonra yerine getirebilirsin. Bunu nasıl sağlayacaksınız? Bu yıl içinde geri döneceği için bir yük getirmiyor. Bunun için ilave hazine bir borçlanma öngörmeyecek. Bir başka önemli iş, malum işsizlikte hafif bir şey var, kıpırdama var. Bunu dikkate alarak önümüzdeki yılın iş ve istihdamını arttırmaya yönelik özel sektör firmalarımızın da maliyetlerini düşürmeye yönelik bir tedbirimiz var. Aslında burada iki tane tedbir var. Bunları da sırayla açıklayacağız. İşbaşı eğitim programları, mesleki eğitim kursları, girişimcilik eğitim programlarını daha da güçlendiriyoruz. Bu bağlamda 2017'de eğitim programları, mesleki eğitim, girişimcilik eğitimi olmak üzere toplam özel sektörde 500 bin vatandaşımıza İşkur'un aktif iş gücü programlarından yararlandıracağız. Bunun özel sektöre sağlıyoruz. Bu çok önemli. İşkur bir program başlatıyor. Biliyorsunuz daha önce toplum yararına çalışma programı vardı. Bu programı genişletiyoruz. Bir anlamda bunu özel sektöre de yayıyoruz. Ve 500 bin insanımıza özel sektörde 2017 yılı için İş temin edeceğiz. Programın özü, esası bu. Bu işbaşı eğitim olabilir, mesleki eğitim olabilir, girişimcilik eğitimi olabilir. Ve dolayısıyla gelecek yıllarda iş gücüne, iş piyasasına hazır hale gelmesini sağlayacağız. Bu arada 500 bine ilave olarak 100 binde yine toplum yararına çalışma programına devam edeceğiz 100 bin vatandaşımıza. Bunu da tabii ağırlıklı olarak Doğu Güneydoğu bölgelerimiz teşkil edecek.
Ama ihtiyaç olan yerlerde tabii ki buna da yer vereceğiz. Artı istihdam programı öncelikli olarak katma değeri yüksek olan orta ve yüksek teknoloji sektörlerinde uygulanacak. Bunun detaylarını eğer merak ederseniz Mehmet Şimşek açıklayabilir. Veya pardon şey açmıyor. Mehmet Müezzinoğlu. Mehmetleri karıştırdık. Buyurun. Şimdi Sayın Başbakanım özellikle mevcut istihdamın üzerine artı istihdam kuracak bütün işverenlerimize bu anlamda asgari ücretin yarısı kadar ki bir yüklenmeyi biz bakanlık olarak veya iş kurulu olarak üstlenerek orada artı istihdama bir yıl süresince %50, ikinci yıl süresince de %25'i kadar bir destek vermeyi planladık. Evet, bu da önceki açıkladığımın üzerine bir şey değil mi? Evet. Tamam, yani o 600 bin, 500 bin artı onlar 600 var. Binin, evet. 100 binin üstüne evet. Bir şey daha geliyor. Bu da çok güzel bir şey. BDDK bu arada bankaların bankacılık sektörüne bankacılık sektörünün reel sektöre kredilerini yeniden yapılandırılması için yetki ve imkan veren karşılıklar kararnamesini kabul etti ve yayınlandı. Bunun detayını da söyleyeyim. Aslında burada hem karşılıkların düşürülmesi yoluyla yeni kredi imkanları açılması söz konusu. Bu bir. İkincisi ayrıca genel olarak bütün kredilerin yeniden yapılandırılması yoluyla bankalara bu yetkinin verilmesi suretiyle BDDK tarafından bütün kredilerin yapılandırılması imkanının getirilmesi sağlanıyor. Dolayısıyla hem karşılık kararnamesi, karşılık azaltılınca ayırması gereken karşılık krediye vereceği para artıyor Sayın Başbakanım. Ayrıca genel olarak da bankalara... Yani kredi yapılandırılmasını imkan vermek için karşılıklıklar kararnamesiyle burada bazı yükler üzerlerinden alınmış oluyor. Evet. Ve oradan elde edecekleri kaynağı da kredi yapılandırmasında kullanacaklar. Bu bağlamda özellikle KOBİ'lerin maliyetlerinin düşmesi hedefleniyor. KOBİ tanımı da 40 milyon ve aşağısı diye düşünülüyordu bu kredilendirme yönünden. Şimdi kredilendirme yönünden KOBİ tanımını 125 milyona çıkardık. Yani 125 milyon altında bir yapılandırma, yeniden yapılandırma söz konusu olacaksa bunlar KOBİ sınıfını olarak dikkate alınacak ve onun imkanlarından, avantajlarından yararlanmış olacaktır. Üçüncü konu ihracat, daha doğrusu beşinci konu ihracatı daha çok ilgilendiriyor. İhracatın arttırılmasına yönelik bir dizi önlemler alındı. Neydi bunlar? 2017 yılında ilave bir önceki yıla yaptığı ihracata ilave ihracat yaparsa o ayrıca desteklenecek. Bunu nasıl yapacağız? Exim Bank'ın sermayesini arttırıyoruz. Exim Bank'ın sermayesi de artmış olunca ihracat destekleri de otomatik olarak artıyor. Mevcut durumda 3.7 milyar sermayesi var. Bunu daha da yükseğe çıkaracağız. İhtiyaç neyse o kadar yapılacak. Yurt dışı yükleniciler veya müteahhitlik hizmetlerine yönelik kullandırılan döviz kredilerinde firmaların yurt içinden sağlayacağı Türk malı ve hizmetlere yönelik kısımda sıfır faiz uygulaması getiriyoruz. Yani buradan
oraya yapacağınız işlerde götüreceğiniz mal ve hizmetler için ayrıca bu kredilerde faiz alınmayacak. Bu faiz farkı da Exim'den karşılanmış olacak. Herhalde doğrudur, değil mi? Kredi garanti fonu hazine tarafından sağlanacak olan fona kefalet sınırının önemli bir kısmı ihracatçıya %100 teminat verilecek. Az önce söyledim, ihracatta teminat miktarı %100 tamamen Exim Bank tarafından karşılanacak. Exim Bank tarafından kullandırılan kredilerde risk ağırlığını sıfırlamaya yönelik sermaye yeterlilik oranını ve kredileri de arttırmış olacağız. Bu da ayrıca yeni bir tedbir. Bu şu anlama geliyor. Bunların detaylarını Ekonomi Bakanımız daha sonra teferruatlı olarak paylaşacaktır. Amacımız ihracatımızı çeşitlendirmek, ihracatımızın katma değerini arttırmak ve ihracatımızın miktarını arttırmak. Üç tane amacımız var. Yine Bilim Sanayi Bakanlığımızın KOBİ'lere yönelik bir desteği var. Bu destek çerçevesinde mevcut bilançolarını esas alarak işletmelere ilk 12 ay için geri ödemesiz olmak üzere 3 yıl vadeli 50 bin lira kredi sağlanacak. Bu ne demekse Faruk Bey? Sayın Başbakanım, bu vatandaşın KOSGEB'e, anlayacağı şekilde. Evet efendim. KOSGEB'e üye olan küçük işletmelerin 12 ay içerisindeki kredi ihtiyaçlarını karşılamak üzere 50 bin lira vereceğiz. Yaklaşık 15 bin KOBİ'nin bundan faydalanmasını bekliyoruz. Ve bize de biz bunun faizini ödeyeceğiz. Yani KOSGEB ile birlikte bunun faizini biz ödeyeceğiz. İlk 12 ay ödemesiz toplam 3 yıl geri ödemeli olacak. KOBİ'leri rahatlatmak için efendim. Faizsiz kredi, evet. 3 yıl boyunca 50 bin liraya kadar faizsiz para veriyor. Evet efendim. İlk yılı ödeme yok. Son 2 yılı ödenecek. Son 2 yıl 3'er aylık eşit taksitlerle. 3'er aylık ödeme takvimleriyle. Bu da güzel bir şey. Yani yeni ufak tefek işler yapmak isteyen el işleri, efendim, küçük girişimcileri çok bunu bilsin vatandaş. Mesela ne kadar insan yararlanır efendim, bundan? 15 bin KOBİ'nin faydalanmasını hesaplıyoruz. Ve yaklaşık 750 milyon liralık bir kaynak olacak. Ve bize bunun maliyeti 15 milyon lira olacak faiz olarak. Evet, yani tabii bu daha ziyade böyle el emeği, göz nuruyla zanaatkarlar, küçük işletmeler bundan pekala yararlanabilir, işinin devamını sağlayabilir. Bu da çok güzel bir tedbir. Teşekkür ediyoruz. Reel sektörün desteklemek için aldığımız bu tedbirlerin tamamı için bütçemizde yapacağımız tasarrufları kullanacağız. Yani mali disiplin var olmaya devam edecek. Har vurup harman savurmayacağız. Başkaca bir olumsuzluğa sebep olacak bir uygulamaya gitmeyeceğiz. Hesap kitap yapıldı. Bunların en ayrıntıları çalışıldı. Neyin nereden yapılacağını biliyoruz. Milletimiz rahat etsin. İş adamlarımız da bu konuda çok emin olabilirler, rahat olabilirler. Bunun sadece tedbirleri almakla da kalmıyoruz. Nasıl uygulanacağını birebir takip edeceğiz. Buradaki bürokratik engelleri de siyasi irade olarak ortadan kaldıracağız. Bunu da ayrıca ifade etmek istiyorum. 2017 yılı için yapısal reform uygulamalarında takvimlendirdik. Yani
yıl boyunca hangi yapısal reformları yapacağız, hangi alanda yapacağız, bunların hepsinin listesini yaptık, bir bir hayata geçireceğiz. Bunları yaparken de tabii vatandaşlarımızla paylaşacağız, paydaşlarımızla paylaşacağız. Diyelim çalışma hayatına yönelik bir reform yapacaksak bütün taraflarla konuşacağız, ülke gerçeklerinde dikkat alacağız, vatandaşlarımızın da beklentilerine dikkat edeceğiz. Bu şekilde yapacağız. Sağlık alanında ise böyle. Efendim Ar-Ge araştırma geliştirme alanında ise böyle. Efendim vergi konusu var. Yargı adalet konusu var. Birçok alanda eğitim efendim bütün alanlardaki bu reformları gerçekleştireceğiz. Reformların esası şudur. Reformların esası devletin bütün alanlardaki belirleyici rolünün ekonomideki ve diğer alan belirleyici rolünün sınırlandırılması, vatandaşın birçok alanda rahatça hareket etmesi, devletle olan işinin azaltılması. Özeti bu. Vazgeçemeyeceğimiz iki tane alan var. Birisi adalet, birisi de güvenlik. Bu iki alan devlette olacak ve hiçbir şekilde bu alanlarda başka bir reform düşünülmeyecek. Ama kendi içinde hızlı işlemesi, etkin olması için gerekli tedbirleri alacağız. Diğer alanlarda yapılacak şeyler, bütün toplumu ilgilendiren konular. Son olarak burada iki tane husus daha var, onu da ifade edeyim. Birincisi, geçtiğimiz günlerde bir genelge imzaladım. Genelgeye göre kamu bankaları artık aralarında para toplarken yarış yapmayacaklar. Yani kimden para topluyor? İşte kamudan, kamunun paraları genellikle kamuda tutuluyor. Bunları da efendim birbirleri arasında da yarışa giriyorlar. Özel bankalarda bunların yarışına giriyorlar. Şimdi buna gerek yok dedi kardeşim. Bu paralar ne kadar yüksek maliyetli toplanırsa kredilendirme, reel sektöre aktarılması da o kadar pahalı oluyor. Burada bir sınırlı hazine çalıştı. Bir sınır geldi. %7,5'un geçmeyecek. Kamu bankalarının kamudan mevduat alımında standart getiriyoruz. %7,5 diyoruz. Diyoruz ki sizin işiniz faizcilik değil. Daha çok kar etmek değil. Sizin aldığınız paraları efendim reel sektöre, üretime, ihracatı arttıracak projelere aktarmak. Bunu da uygulamaya soktuk. Bu neye getirecek? Dolaylı olarak tabii daha düşük faizle kaynağa eriştiğiniz için bankalar verecekleri kredilerde de ona göre maliyetlerini azaltacaklar. Geçen gün mesela iki bankamız, Ziraat ve Özel Banka, topla beraber bir kaynak oluşturdular. 500 milyon bir kaynak koydular. Faizi de KOBİ'lere vermek için 9.90'a indirdiler yıllık faizi. Ve oradan 5 milyar dolayında ilave bir kaynak oluşturdular. Ümit ederim ki bu uygulamada kamu bankalarının kullandıracakları kredilerin maliyetine aynı oranda oranları düşürerek yansımasına sebep olacak. Bir son konuda bu piyasalarda yaşanan dalgalanmalar üzerine sağ olsun milletimiz yine Sayın Cumhurbaşkanımızın da çağrısıyla beraber bir sorumluluk üstlendi ve ciddi anlamda
milli paramıza, liramıza yönelme oldu. Bunun için teşekkür ediyoruz. Ama aynı zamanda bunun vatandaşlarımızın tek başına yapması yetmez dedik. Biz de kamuda bir dizi önlemler aldık. Nedir bu önlemler? Şimdi devletin mecbur kalmadıkça döviz üzerinden bütün kuruluşlar döviz üzerinden sözleşme yapmayacak. Ama dış sözleşmeler olur, mecburiyet olur, onlar hariç, ama genelde mecbur değilse döviz üzerinden sözleşme yapmayacak. İki, yapılmış bütün sözleşmelerde mümkün olanlarını Türk parasına dönüştürmek. Bu şekilde uygulamalarda başladı. Bazı kamu kuruluşları da hatta ihtiyaç fazlası olan dövizlerini de Türk parasına dönüştürdü. Bunlar da güzel gelişmeler. Bu şekilde kısa vadede 10 milyar dolar civarında bir kaynak yerli paraya geçmiş oldu. Ve bunun anlamı şudur: piyasanın diğer ihtiyaçları olan döviz imkanına da bir takviye yapılmış oldu. Bu uygulama bundan sonra da devam edecek. Ve son söyleyeceğim şey, önce milletten bir şey isterken kendimiz ne yapıyoruz ona bakmamız lazım. Kamu olarak burada detaylarına girmeyeceğim. Devlet olarak 2017'de muazzam bir tasarruf yılı olacak. Çok ciddi tasarruflar yapacağız. Bunun da tüm detaylarını çalıştık. Yani önceliği olmayan harcamalar, işte yeni bina alma, yeni araba alma vesaire, efendim gereksiz masraflar yapılmayacak. Fuzuli yere seyahatler, bunlardan kaçınacağız. Yani bir anlamda vatandaşlarımızdan bir şey isterken, hadi dövizini bozdur, ülkene, ekonomine omuz ver derken, önce devlet olarak, devlet kurumları olarak bizler elimizi taşın altına koymamız lazım. Bunu da bu vesileyle kamuoyunda paylaşmak istedim. İnşallah bu aldığımız tedbirler semeresini kısa sürede verecektir ve dünyadaki var olan dalgalanmaların etkileri ülkemiz bakımından ortadan kalkacaktır diye inanıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bu tedbirlerin hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Buyurun. Buyurun arkadaşlar. Fazla değil. Kısa bir sorum olacak Sayın Başbakanım. Tüm bu desteğin, teşviklerin toplam maliyeti nedir? Hani 250 milyar liralık bir krediden bahsettiniz ama bunun üzerine toplam ne kadar büyük bir teşvikten bahsediyoruz? Şimdi arkadaşlar, teşviklerle tedbirleri birbirine karıştırmayalım. Yani şöyle, 250 milyar liralık bir kredi hacmi oluşturuyoruz. Bu para zaten var piyasada. Para var da verilmiyor. Niye verilmiyor? Finans sektörü yeterli emniyet tedbiri görmek istiyor. Yani ben daha fazla açılırsam, bu dalgalanma da devam ederse zora girerim diye vermiyor. Biz diyoruz ki ver kardeşim, teminatı biziz. Yani kredi garanti fonu veriyor. Biz teminat vermek için bir karşılık ayırmamız lazım. Onu da söyledim. 25 milyar dolar. TL düzeltiyorum. Diğer kalemlerde de daha az olmak üzere bir kısmı bütçe içindeki kalemlerden kaydırılacak. Yani bunların yapılması için biz ilave bir borçlanma yapmayacağız. Onu yaparsan zaten kıymeti yok ki. İlave borçlanma yapmadan karşılık ayırma bu işin püf noktasıdır. Bunu da sağlayacağız. Yani miktar öyle
belirli miktar 25 milyardır. Yani diğerler için de 3 yıl boyunca işte 15-16 milyarlık bir kaynağı oluşturuyor. Yani şeyde 3 yıllık bu kredi maliyeti için 17,5 milyarlık bir karşılık gerekiyor. Evet. Buyurun. Sayın Başbakan, siz konuşmanızı yaparken Türk lirasındaki değer kaybı devam etti %1 düzeyinde. Bu anlamda para politikası olarak bir önlem önümüzdeki dönemde düşünülüyor mu? İkinci olarak 250 milyarlık ek krediden söz ettiniz. Bankaların şu an için 1 trilyonun üzerinde bir kredisi var. 250 milyarlık kredi eğer ödenmezse devlet mi ödeyecek? Bunu biraz daha açar mısınız? Onu rica edeceğim. Bir de kamunun kamu bankalarındaki %7,5'luk payı ne kadara denk geliyor? Arkadaşlar bir kere şunu bilmek lazım. 1 trilyon üzerinde kredi falan var da bunların hepsi böyle muacel değiller. İşler yolunda gidiyor. Bu olası bu dalgalanmalardan olumsuz etkilenmeler olabilir diye biz devlet olarak 250 milyar lira kardeşim sizin burada rezerviniz var. Bunlarla ilgili teminatlar da bize ait diyoruz. Ama sorunlu kredilerin oranına baktığımız zaman bizim ayırdığımız miktarın çok altında. Öyle değil mi arkadaş? %3,5 yani 1 trilyon desek ne olur işte ya 40 milyar 50 milyar bilemedin. Bir para 35-40 milyarlık bir paradan bahsediyoruz. Ama biz diyoruz ki bugün değil gelecek zamanda da yani en kötü senaryoya göre hareket ediyoruz ve bu kaynağı ayırıyoruz. Dolayısıyla orada herhangi bir sıkıntılı durum yok. Son olarak tabii piyasalardaki dalgalanmalar şu birkaç günde iniş trendindeydi şeyler. Kurlarda bu ufak tefek inişler çıkışlar küresel şartlardan dolayı küresel şartlardan dolayı olabiliyor. Bunlar geçici şeyler. Bizim tedbirlerimiz ise orta ve uzun vadeli. Bu arada tabii Merkez Bankamızın da eli kolu bağlı değil. O kendi kapsamında kendi kapasitesinde icabetten tedbirleri de her zaman alabilir. Bu bizim hükümetimizin aldığı tedbirler. Dolayısıyla bunun da böyle bilinmesinde yarar var. Buyurun. Sayın Başbakan az önce gelirler anlamında bütçeden bir kalemlerin kaydırması olacağını söylediniz ve bir borçlanma olmayacak dediniz ama gelir anlamında bakıldığında borçlanma değil 2017'de bu teşviklerin yansıması vergi olarak bir yansıması söz konusu mu vatandaşın üzerine? Birinci sorum bu efendim. İkincisi kabında tasarruftan bahsettiniz. Çok sıkı tasarrufların olacağını söylediniz. Miktar olarak verebileceğiniz bir rakam var mıdır? Ve son olarak bugün bir gazetede yer almıştı. Kamuya 100 bine yakın bilişim personelinin alacağına ilişkin olarak siz de istihdamdan bahsetmiştiniz. Böyle bir alım söz konusu mu? Teşekkürler. Arkadaşlar şimdi birinci bölümünde sorunun ilave vergi falan gelecek mi dediniz değil mi? Öyle yanlış anlamadım. İlave vergiden kastınız ne? 2017'ye ilişkin olarak herhangi bir şekilde vergi bir artışı şey, olup olmayacağı yani bu teşviklerin karşılanmasına ilişkin olarak. Böyle bir şey yok. Vergi artışı falan yok. Vergi artışı olsa bunları ne konuşuyoruz? Bir elinle ver, öbür eline geri al. Derdimiz o değil ki yani biz bir sıkıntıyı gidermek bu sıkıntıda hep veren taraf olacağız, alan taraf. Onlar şimdi ne olacak? Onlar işlerini düzeltecek, yoluna koyacak, tekrar hıza geçince zaten vergilerini verecekler. Harcamaları tabii kısacağız. Ya miktar, şu anda miktar veremem ama önemli olan bu konudaki kararlılığımızdır. İstihdam mecbur kalmadan
kamuya personel almayacağız. Yeni bina almayacağız. Fuzuli masrafları yaptırtmayacağız. Mükerrer işleri, yani aynı işi biri de yapıyor, öbürü de yapıyor. Kurumlardan bunların önüne geçeceğiz. Bunlar çok ciddi tedbirler. Bunların detayları üzerinde de arkadaşlarımız çalışıyorlar. Buyurun. Sayın Başbakan, kamuya yeni bina ve araba alımında bazı kısıtlamalar yapacağını evet. söylediniz. Acaba bir havuz oluşturmak söz konusu olacak mı bu konuda? Şöyle, şimdi bir kere şu anda kamunun ihtiyaçları bize geliyor. Başbakanlığa geliyor. Ya işte yeni araç alımı, yeni bina alımı, yeni personel alımı zaten bir merkezden koordine ediliyor. Burada tabii öğretmen ve güvenlik görevlileri, onlarla ilgili öğretmen ihtiyacı, efendim jandarmaydı, polisti, korucuydu, öyle değil mi Naci Bey? Bunlarla ilgili zaten belirlediğimiz bir şey var. Sayın Başbakanım, bütçe kanununda açıktan atama kontenjanı olarak 5000 sayısını belirledik ama özellikle evet. güvenlik, yargı alanında alınacaklarla dahil yaklaşık 60.000 personel zaten planlandı. Ama burada daha çok yargı ve güvenlik personeli var. Tamam, yani bunlar dışında diğer acil ihtiyaçlar için belirlediğimiz rakam 5000. Bunun üzerine daha fazla personel istihdamı söz konusu olmayacak. Ve bütün bunlar Başbakanlık tarafından koordine edilecek. Takibini de buradan yapacağız. Mevcut eldeki personelin ihtiyaç fazlalarını ihtiyaç olan yerlere kaydırmak suretiyle buradaki açığı da kapatmış olacağız. Evet, buyurun efendim. Efendim, KOBİ kredilerinde öncelikler ne olacak? Çünkü KOBİ kavramı deyince hizmetler sektörü de giriyor, imalat sektörü giriyor, alabildiğine yoğunluk arz ediyor. Burada hangi sektörler öncelik alacak bir? İkincisi, yurt dışı tasarrufları önemli bir noktada. Yurt dışı tasarrufların Türk lirasına çevrilmesi noktasında bir hükümet olarak bir çağrımınız olacak mı? Teşekkür ederim. Evet, bir kere imalat sektörü, yani bizim gerçek sektör dediğimiz imalat sektörü ağırlıklı olarak KOBİ'lerde desteklenecek. Yurt dışındaki tasarruflar, yani yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın tasarruflarını buraya çekmeye yönünde. Bunu tabii böyle bir çağrı var. Yani varlık barışı var mesela. Bu varlık barışının en güzel sonucu bu. Yani diyoruz ki dışarıda paranız varsa zaten rahat bırakmıyorlar. Bazı ülkeler hababam nereden geldi, nereden gitti, üstüne yatmak için her türlü numarayı çekiyorlar. Onun için onlar biraz daha sıkıştıracak. Vatandaşlarımız gelsin buraya emin ellerde memleketine parayı, vergi mergi de yok, getirip buraya yatırsınlar. Bunların alın teriyle, göz nuruyla elde ettikleri kaynaklarını memleketimizde işe dönüşsün, aşa dönüşsün, istihdama dönüşsün, Türkiye'nin büyümesine dönüşsün. Yani bu sadece bir çağrıdır tabii, bunu zorlayacak bir şey yok. Aynen dövizde Sayın Cumhurbaşkanımızın döviz ve altında vatandaşlarımıza yaptığı çağrı gibidir. İnşallah bunun da vatandaşlarımız arasında olumlu yankı bulacağını düşünüyoruz. Bu şu anlama gelmiyor. Yani biz işte efendim yani ne varsa getirin filan, sıkıntımız var anlamına gelmiyor. Bu memleketimizin, vatandaşımızın buradaki duyarlılığıdır. Buna minnettarız, şükranlarımızı sunuyoruz. Vatandaş ne zaman ihtiyaç olduğunda en önce durumdan vazife çıkaran kesim oluyor. İşte 15 Temmuz'da meydanlara inen vatandaştı.
ekonomide ihtiyaç duyulduğunda meydanlara yine vatandaş iniyor. Allah razı olsun, iyi ki vatandaşlarımız var, böyle bir aziz millet var. Biz de onların bir ferdiyiz. Hepsine şükranlarımızı, minnetimizi sunuyoruz. Değerli arkadaşlar, buyurun. Buyurun, teknik düzeltme. Biz anlayamadık. 17 milyar lira şu KOBİ'lere verilecek destek neyin toplamı? Tam anlaşılamadı. Hani 750 milyon yapıyor zaten. Sen misin? Hadi Mehmet Bey, buyurun. Mehmet Bey açıklasın da. Değerli arkadaşlar, bu açıklanan paketin en önemli bileşeni reel sektöre kredi desteği. Yani krediye erişim desteği. Burada zaten şu anda takibe düşen alacak oranı son derece düşük sistemde. Biz hazinenin riskini %7 ile sınırladık. Yani dolayısıyla diyelim ki önümüzdeki birkaç yıl içerisinde belki yıl başına düşecek maliyet yani 4 milyar lira olur, 4,5 milyar lira olur, belki daha az olur. Fakat biz değerli Başbakan Yardımcımızın 17,5 milyar dedi, teorik maksimum bir şey. Önümüzdeki birkaç yıllık bir potansiyel. 3 yıl. 3 yıl içerisinde gelebilecek maksimum büyük. Maksimum yani batık krediler. Çünkü biz bankalar krediyi verecek. Biz kefil olacağız. Kefaletin sınırları var ama batık olması halinde de hazinenin üstleneceği üst limit yani maksimum toplam kredilerin %7'sidir. Yani biz orada da yani zaten bu sistemi biz daha önce açıkladık. Kamuoyuyla paylaştık. Bir kredi garanti portföy sistemi oluşturuyoruz. Bankalarımızla da konuştuk. Dolayısıyla bu rakamları o çerçevede değerlendirmek lazım. Yani kümülatif birkaç yıllık. O nedenle aslında yani bütçe kalemleri arasında kaydırarak bir miktar tasarruf yaparak yıllık belki 4,5-5 milyar lira civarındaki bir yükü çok rahat bir şekilde ilave borçlanma olmadan, ilave bütçe açığına gitmeden yönetmemiz mümkün. Onun altını tekrar çizmek istiyorum. Yani bizim bütçemizin %1'ini geçmeyen bir paradan bahsediyoruz. Bu da %1'ini değil diyor işte. Neyse %0.1'i düzelt, hesabı sen biliyorsun. Şimdi bir şey daha diyeyim. Yani biz en kötü duruma göre hesap yapıyoruz. Bu illa batacak edecek diye bir şey yok ama oldu ki oldu öyle bir şey. Elimizde de tedbirimizin olması lazım. Peki, teşekkür ederim. Hadi sana da çok oldu ama neyse. Teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Atlamışsam lütfen düzeltin. Kredi kullandırılması konusunda birçok esnafın ve KOBİ'lerinde özellikle kredi notunun düşmesi ve sicilinin bozulması nedeniyle kredi almasının önünde bazı engeller var. Son dönemde ödeyemediği için genellikle. Bu tarz talepler geliyor. Bunlara yönelik olarak bu sağladığınız kredilerin alımına ilişkin olarak bir esneklik, bir düzenleme yapılması söz konusu mudur efendim? Teşekkürler. Bülent Bey, ne diyorsun sen bu işe? Sayın Başbakanım, çalışıyoruz. Size arz edeceğiz. Böyle tamam. Bir düzenleme, siz talimat vermiştiniz bize. Bankalarla da görüşüyoruz. Sistemi bozmadan bir sicil affı hazırlayıp sizin talimatlarınız doğrultusunda kamuoyuyla paylaşacağız. Yani bunu bahane edip kredi yapılandırılması, ilave kredi verilmesi gibi bir durum meydan verilmeyecek. Zaten kredi garanti fonuyla bunun büyük bir kısmını çözmüş oluyoruz. Yani şimdi asıl orada evet. Bankalar şunu vermiyor. Ya vereceğiz de kardeşim, sonu ne olacak? Para gelecek mi, gelmeyecek mi? Batar mı? Düşüncesinde zaten kurtarıyoruz bankaları. Kredi garanti fonunu devreye sokarak. O yüzden bu dediğiniz mahsur asgari bir seviyeye inmiş olacak. Teşekkür ederim. Hadi.